Evet, Dolunay balıkta. Şimdi Mars ikizlerde, Dolunay balıkta. İkizler balık birbirine tam bir kare yapıyor. 90'lık kare yapıyor. Şimdi 90'lık kare yaptığı için, açılar çok sert olduğu için burada dikkat edilmesi gereken bir Dolunay. Şimdi Dolunay 17 dereceye hitap edecek balıkta. Oradaki sabit yıldız ve açılara baktığımız zaman 10 Eylül civarında etkisini 2-3 Eylül'de göstermeye başlar. Şimdi bu Dolunay bir şeyleri tamamlayın diyecek. Eksikleri tamamlayın. Mars da kendisine biraz sert açılarla karşılık vereceği için bir şeyleri tedavi ederken, bir şeyleri şifalandırırken, balıkta bir şeyleri yapmaya gayret ederken hesapta olmayan, yani hesapta olmayan masraflar çıkabilir. Çok iyi inceledim, açıyı çok iyi gördüm. Herkesin haritasında 2-3 Eylül gibi hesapta olmayacak masraflar veya bazı sıkıntılar ortaya çıkabilir. Ya ben bu dolunayda sadece eksikleri tamamlarken bilmediğimiz masraflar çıkabilir. Biraz insanların harcamaları, borçları yükselebilir. Bir de zannediyorum dolunay tam okulların açıldığı döneme denk geliyor. Birçok ülkede. Evet, tam da dolunay okulların açıldığı dönem. Çocuğu olan ailelerde masraf potansiyeli, beklenmedik paralarla karşılaşma, servis ücretlerinin artması, okullarda taksitlerin belki yükselmesi, işte beklenmedik bir yemek programının ortaya çıkıp birden fiyat artışı, okullardaki eğitimlerdeki bazı masraflar ve bunların karşılanmadaki zorlukları, eksik kalanların tamamlanması ama biraz da balık duygusaldır, romantiktir biliyorsunuz. Biraz acık böyle bir içerleme yapar. Biraz böyle kırık, duygusal kırık geçebilir insanların bu dolunay döngüsü. 3 Eylül işte 10-16 Eylül'e kadar böyle biraz kırık geçebilir. Umduğunuzu bulamayabilirsiniz. Balık biraz hayal kırıklığı yaratabilir. İşte ben çocuğumu bu okula verdim de bu okulun eğitimi çok iyiydi de ya hiç hayal kırıklığı yaşadım diyebilir. Yani aklınıza gelecek her aksiyon bu dönemde modu düşük, dolunay enerjisinde eksiklerin tamamlanırken hayal kırıklığı da arkasından getirebileceğini, bayağı ciddi masrafların ortaya çıkabileceğini hesap kitap dışında görebiliyoruz. İnsanların biraz bütçelerini, yaşamlarını ona göre ayarlamalarını talep edelim. Evdeki hesap çok çarşıya uymayabilir. Balık dolunayı yanıltıcıdır. Hani aldatıcıdır bu konuda, yanıltıcıdır. Bu dönem bir de ona da girelim. Yanlışlık yapan, ihanet eden, eşini aldatan, şunu yapan, bunu yapan insanların hepsi yakalanır. Balık dolunayı Mars'ın etkisiyle, ikizlerdeki Mars etkisiyle herkes her şeyi ikili yüzüne gözüne bulaştırır. Her şekilde yakalanır. Yapıyorlarsa böyle kaçamak hatalar yapmamaya çalışsınlar. Çünkü resmen yakalanırlar. Balık dolunayı deşifredir o konuda. Mars orada deşifre edecektir. Saklı gizlilik yapamazlar. Yine bu dönem şifahaneler, sağlıkla ilgili konular balık dolunayında gündeme gelebilir. Bazı insanların çok fazla eklem yerlerinde, el bilekleri, ayak bilekleri, eklem yerlerinde ağrılar olabilir. Bu dönem biraz romatizmalar azabilir. Biraz içerlemeyelim, biraz hareketlerimizi yapalım, yürüyüşlerimizi yapalım, fiziksel kas ve kemik hareketlerini, eklem hareketlerini çalıştıralım. Ya şuram ağrıyor, buram ağrıyor, yok yürüyemiyorum, yok şuram. Mızmızlık yapmayalım, balık biraz mızmızlık getirebilir. Mızmızlık yapmadan daha aksiyonlu, hareketli olalım. Böylelikle bir şaşırtıcı bir dolunayla karşı karşıyayız. Bu şaşırtıcı dolunay. Eğer kişinin diyelim dördüncü evindeyse bir anda bir taşınma kararı alabilir. Evini değiştirebilir, lokasyon değişimi yapabilir. Ya da birdenbire aileden mal miras gibi bir enerji ortaya çıkabilir. Mal miras dolunay etkisiyle tamamlanabilir. Bir davası vardır, diyelim anneden mal alacak davası vardır. O dava sonuçlanır, eline bir güzel bir hatır sayılır gayrimenkul alabilir, para geçebilir, mal mülk geçebilir. Bu dönem ev alım satımları çok gündemde olacak, onu söyleyeyim. Ve çok güzel bir bilgi vereceğim bunun arkasından. Bu balık 17 derecedeki balık dolunayı şunu tetikleyecek. Artık gayrimenkuller uçtu, dünyada saçma sapan balon fiyatlara indi, yükseldi enflasyonla. Dünyanın bütün ülkelerinde
ev fiyatlarında kışa doğru sonbahar itibariyle, zaten sonbahar dolunayı bu, düşme görülecek. Buradan bir müjde verebilirim. Evini satmak isteyen varsa şimdiden iyi fiyattayken satsın, yüksekteyken satsın. Çünkü Eylül'den itibaren gayrimenkul arsa fiyatları düşüşe geçiyor. Gökyüzündeki balık dolunayı bize bunu net veriyor. Mesela bir yatırım yapacaksa, bir gayrimenkul yatırımı yapmak istiyorsa, kişi ev alacak, bir artı bir alacak, arsa alacak, şunu alacak, bunu alacak ama gayrimenkul olması lazım. Mesela Ocak, Şubat, sonbahar aksi Kasım, Aralık çok uygun zamanlar. Çünkü gayrimenkullerde balon fiyatların %100 müjdesini verelim, fiyatlar düşecek. Bu da müjdemiz olsun, balık dolunayına ithaf olsun. Evet, o zaman. Güzel konuştuk, çok güzel. Bu program çok pozitif oldu, çok başarılı oldu. Neden? Şu an hani kapatırken de çok güzel müjdeler verdik. Birinci müjde, konut fiyatları düşecek. Evet. Eyvah, bak ne güzel bir bilgi. Evini satmak isteyen şimdi satsın, kârda. Şimdi yüksekten sat, kâra geçersin. Düşünce satarsan zarar edersin. Bak ne Değerli. diyoruz? Bilgi veriyoruz. Kışa doğru, yani bu sonbahardan kışa doğru gayrimenkul düşecek. Özellikle bakın, ben de küçük bir yatırım yapmak istiyorum. Kendimi deklare edeyim. Bir yerde çok güzel bir minik bir şey yatırım yapacağım. Neyi bekliyorum bir astrolog olarak? Şubat ayını bekliyorum. Ocak'tan Şubat, Mart. Çünkü konutun düşeceğini biliyorum. Yani konutun düşeceğini, çünkü gökyüzündeki açılan beni hiç yanıltmıyor 25 yıldır. Doğal olarak konut düşecek. Ben de ona göre hareket edeceğim. Düşmesini bekleyeceğim. Eğer satmak istiyorsam şimdi satarım. Çünkü yüksekken satarsan kârdasın. Avantaj elde edersin. Bakın ne güzel müjdeli bilgiler veriyoruz. Konut fiyatları düşecek. Satış yapacaksan şimdi sat. Alacaksan kışa doğru al. EYT çıkacak. Ne güzel müjdeli pozitif haberler veriyoruz. EYT Evet, bekleyenlere. onun müjdesini vermiştik. Çok fazla soruyorlar. Evet. EYT ne zaman çıkacak? Ama onunla Çıkacak. alakalı bir EYT videomuz çıkacak. var zaten. Hatta EYT Çıkacak. çıkacak başlıklı bir video var YouTube'da. Oradan bakarsınız, seyredebilirsiniz. EYT Tabii ki. çıkacak. Kesinlikle çıkacak. Çok da iyi olacak. Güzel gelişmeler var. Yaşadığınız ülkede, Türkiye'de çok güzel gelişmeler bekleyin. Çok da negatif şeyler düşünmeyin. Pozitif, gerçekten çok güzel gelişmeler olacak. Hani bir de gelecek sene bir seçim sahtına giren bir ülke. Seçim sahtından dolayı da vatandaşları rahatlatacak, mutluluklar olacak, insanlara güzel enerjiler verecek bir dönemi olduğunu unutmayın. Yani böyle yüksek fiyatlar, böyle yüksek enflasyonlar olmayacak. Her şey normal rayına dönmeye gayret edecek. Evet, bu sonbahar biraz çok sertleşecek. Bir sıkıntı var. Ama her şey dibe vurunca küllerinden yeniden doğar. Zümrüt Anka kuşu gibi. Ben 2023'ün Türkiye'ye ve vatandaşlara iyi geleceğini düşünüyorum. Çok iyi geleceğini hatta. Nefes alacağımız şahane yıllar geliyor. Moralinizi hiç bozmayın. Hiç modunuzu düşürmeyin. Her ne yaşanırsa yaşansın, bu geçecek deyin. Geçecek. Bu bitecek. Yani bu bir ay Mars retro bana zarar verdi. Geçecek. Sabredeceksin. Orayı, krizi yönetmeyi bileceksin. Size tavsiyem, yaşamlarınızda krizleri yönettiğiniz zaman Mars retro yapsa ne olur, Merkür retro yapsa ne olur? Ben oradaki haritamdaki o sorunları çözerim. Orada karşılaşacağım sorunları, krizi yönetirim. Sabrederim, dişimi sıkarım, orayı çözerim. Sonra mutlu güzel günler biliyorum ki gelecek. Yani bir insanın hayatında ömür boyu haritası çok kötü, aman şöyle olacak. Bir kişi geldi bana, şimdi o espriyle kapatalım. Bir hanımefendi 40 küsur yaşlarında, hiç evlenmemiş. Haritasına baktım, sen dedim müzmin bir bekarsın. Yükselen Başak görünce açılardı. Müzmin bir bekarsın. İşte, benim dedi kaderim yok, ben biliyorum, ben onun için baktırmıyorum. Bana bir şey söyleyeyim. Halbuki içinden diyor ki bana, bak anlıyorum haritasında. Ya hocam, sen bu işleri görüyorsun. Bir umut varsa bana söyle de ben bir güleyim. Hani bir mutlu olayım. Yani 40'a kadar, 40 küsüre kadar bekledim. Bundan sonra hoca bir şey görürse benim için ballı börek olsun yani. Şimdi dedim ki, şimdi ben sana müjde vereceğim, sen de çok seveceksin. Yok yok dedi, istemem. Bir kere ilişkiler kapattım, o dosyayı kapattım. Zaten olmayacağını biliyorum. Yo dedim, 6 ay sonra dedim hayatına çok güzel bir yere girecek dedim. Ve şahane bir aşk yaşıyorsun ve evleniyorsun dedim. Net görünüyor haritanda. Hocam mümkün değil dedi. 6 ay geldi, bu Ağustos ayı 6. aydı. Ağustos'ta bir tatile gidiyor. Sonra bana döndü. Ağustos'ta tatile gidiyor. Tatil yerinde çok tesadüf, ilginç ve çok sevebileceği biriyle tanışıyor. Ve
tanıştığı kişiye direkt bağırıyor. Sinan Hoca sen bir alemsin. Adam diyor ki Sinan Hoca ki. Adam da şaşırıyor Sinan Hoca ki. Sinan Hoca sen bir alemsin ya. Bunları nasıl görüyorsun diyormuş. Adam da diyormuş ki ya Sinan Hoca kim? Boş ver sen anlamazsın diyormuş falan. Sonra beni aradı. Ya dedi sen dedi bunu nasıl gördün dedi. Hakikaten dedi. Küsmüştüm hayata. İşte bakın küsmeyin hayata. Her zaman bir umut çıkar, bir kapı çıkar. Beklediğiniz zaman vardır. Haritaların bir zamanı vardır. İcan her şey erken olsun. Bir acelecilik var. Çabuk olsun. Ya acele olur, çabuk biter. Tadını alamazsın. Geç olur, temiz olur. Tadını alırsın. Uzun sürer. Hayatın her zaman insana vereceği ödüller vardır. Güzel ödüller. Lütfen bizi takip eden, seven bütün insanlarımıza, herkese söyleyelim. Haritalarınızda umutsuz vaka diye bir şey yoktur. Bir dönem sıkıntı çekersin, bir dönem mutluluk yaşarsın. Hayat inişli çıkışlıdır. Pozitif ve negatif bir arada taşır. Ama bak biz burada artık pozitif mesajlar veriyoruz. Çünkü güzel günler yaklaşacak. Atlatacağız. 2023'te günler geliyor. Güzel şeyler olacak. Herkesin hayatları, kaderleri sabit değil, değişecek. Hayat değişken. Biraz da tabii kendiniz de haritanıza göre hamle, bir şeyler gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ve tutulmalar zaten tetikliyor insanları. Bir şekilde hayatlarını yönlendiriyor. Ben umutluyum. Gelecek güzel gelecek. Kaygı duymayın, endişe duymayın. Bunlar yaşadığınız sıkıntılar, ekonomiydi, şuydu buydu, yaşandı, ikili ilişkilerde hepsi geçecek arkadaşlar. Umudunuzu hiç yitirmeyin. Dünyada biliyorsunuz umut en büyük şifadır. Umudu hiç kaybetmeyin. Her şeyi kaybedin, umudu kaybetmeyin. Umut biterse her şey biter. Her şey biter. Evet, galiba iki kurba fiyatları düşecek mi diye soranlar var. Şimdi şöyle, o arabayla alakalı bir konu değil ikizler. İkizler, eğer üçüncü evi kişinin ikizlerse, bak üçüncü evi haritada ikizlerse, o kişiye kelepir araba düşer, evet. O kişi araba alabilir, araba fiyatı düşmese de araba iyi bir fiyatı düşük araba ona denk gelebilir. Ya da galerici ona iyi bir indirim yapabilir. Bak orada Mars, ikizler veya işte ikizler üçüncü ev konularındaysa kesinlikle araba fiyatlarında önemli, güzel, düşük veya kelepir fiyatlar yakalayabilir, avantajlı fiyatlar yakalayabilir. Ama ikizler çok şeyi anlatmaz, taşıt alanını anlatmaz, taşıtlar evi değildir yani. Son sözleriniz hocam. Evet güzel son sözlerimiz iyi günler güzel günler gelecek. Herkes güzel günleri görecek. İçiniz rahat olsun. Konut fiyatları düşecek. Alım kışa doğru gayrimenkul alımları yapabilirsiniz. Satım yapacaksanız bu ara satışlarınızı yapabilirsiniz. İyi enerjiler gelecek. Hastalıklara şifa çok gelecek. Bu dönem çok şanslı olacaksınız. Jüpiter tekrar balık burcuna geri dönüyor sonbaharda. Güzel artılardan bahsedelim. Mesela Jüpiter balıkta tekrar şifa verecek. Daha sağlıkla ilgili, kanserle ilgili. Bakın işte Aziz Sancar. Görüştük sağ olsun. Yani Aziz Sancar mesela bakın beyin kanserini önleyecek çok güzel buluşlar yaptı. Hastalara şifa gelebilir. Kanser hastalarına müjdeler gelecek. Jüpiter Koç'a geçtiğinde tam anlamıyla gözlere şifa gelecek. Görmeyen gözler aydınlanabilir. Çok ama insan görebilir. Gerçekten çok güzel enerjiler var. Sağlıkta devrimler olacak. Tıpta devrimler olacak. Ben umutluyum. Güzel gelişmeler var. İnsanlar şifa bulacak. Bu sonbaharda şifa da geliyor aynı zamanda. Bir takım konularda da önlem alacaklar. Zaten anlatıyoruz. Şu ay, şu tarih arasına, şu noktaya önlem alın. Şurada iletişime dikkat edin. Şurada biri bir şey söylüyorsa sivri dil yapmayın. Engel olun diyoruz. Kendimize çeki düzen verirsek Neslihan Hanım. Hayat güzel olur ya. Dünya güzel olur. Bir insanın hayatını kendi karartması veya kendi mutlu etmesi. Bu biraz da psikolojiyle ilgilidir. Sen hayata ne kadar güzel bakarsan hayat sana o kadar enerji verir. Ben bu kadar yoğun çalışmaya, bu kadar yorgunluğa, bu kadar insanlara yardımcı olmaya çalışırken, destek olmaya çalışırken akşam yattığım zaman huzurla ve mutlu yatıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bütün yorgunluğum gidiyor çünkü rahatlıyorum. Huzura kavuşuyorum. Güzel şeyler oluyor. Yani
İnsanlar hayatı sevsinler, yaşamı sevsinler. Sabah kalkınca lütfen pencerenize gidin, doğan güneşi seyretmeye çalışın. Şükür bir güne daha uyandık deyin. Var olanla yetinmeye çalışın. İmkanınız ölçüsünde mutlu olmaya çalışın. İmkanınızı genişletmek istiyorsanız tabii ki çaba sarf edin. İmkanlarınızı çoğaltın. O bir çabayla oluyor. Varla da mutlu olmaya çalışalım yani. Çok da hayal kırıklıkları yaşamayalım. Ama balık dolunayı biraz melankolik yapacak. Bu dönemde spiritüelciler çok çalışır. Astrologlar vesaire herkes çok çalışır. Hatta işin komedi kısmı falcıların da işi çok artar. O söyleyeyim. Falcıların da işi çok artar. Balık dolunaylarında fallar falan da çıkar. Böyle mistik hislerin çok yüksek olduğu enerji. Yüksek olur. Bu rüyalar mı hocam? Rüyalarda bir tabii. İnanılmaz mistik. Gökyüzüne birden bile melekler şey yapıyor sanki. Yani böyle mistik bir enerji veriyor gerçekten. Böyle bir hissiyat yükseliyor. Sezgi güçleniyor. Altıncı his çok çalışıyor. Romantik bir dönem.